داده و خواهی که ماشاءالله. Bizim belediyecilik anlayışımız, biz halkçı belediyeciliği savunuyoruz. Hizmet anlayışı olarak. Aynı şekilde seçim süreci boyunca insanları dinlediğimizde bizim hizmetlerimizi anlatıyorlar. Gelen, toplanan bütçenin tamamının halka hizmet olarak aktarıldığından bahsediyorlar. Ki bizim belediyecilik anlayışımız bu. Tek bir belediye başkanımız hakkında yolsuzluk soruşturması yok. Bu konuda şeffaf bir belediyecilik anlayışımız var. Tek bir ihale, usulsüz ihalelere yönelik, belediyelerimize yönelik tek bir operasyon yapılmadı. Tek bir başkanımıza yönelik böyle bir suçlama, cezalandırma söz konusu değil. Bu nedenle insanlar memnunlar. HDP belediyeciliğinden, DEM olacak inşallah. Belediyecilik anlayışımızdan, partimizin belediyecilik geleneğinden memnunlar. Bunun için de bizi tercih ediyorlar, talep ediyorlar. Başka partilere oy verenler bile görüştüğümüz zaman biz çok memnunduk başkanlarınızdan. Oyumuzu size vereceğiz. Erciş'i siz düşünüyorsunuz. Gidip 13-15 yıl başka şehirlerde kalkıp bir anda gelip biz bu şehri seviyoruz demiyorsunuz. Bizim yanımızdasınız. İstediğimiz zaman gelip gidiyoruz. Ayrıca kayyum belasını başımıza musallat eden siz değilsiniz. Onlar o partidir, iktidar partisidir. Hem bizi kayyum uygulamasına maruz bıraktılar, hem de gelip şu an sizi kurtaracağız diyorlar. İnsanlar bunun bilincinde. Dolayısıyla partimize ciddi bir teveccüh var, ciddi bir destek var. Görüştüğümüz her kişi istisnasız hemen hemen her kişiden şunu duyuyoruz. Yani bizi bu mevcut iktidar partisinin adayının bir dönem belediye başkanlığı yaptığı süreçten bahsediyorlar. Ve kesinlikle Erciş'in yararına bir hizmet sunmayacağını, şikayetçi olduklarını belirtiyorlar. Kayyum uygulamasının da kendilerinin eseri olduğunu, bunların kayyumu atayan kişilerin kendileri olduğunu belirtiyorlar. Bizi kurtarın diyorlar. Yani teslim etmeyin bunlara. Erciş'in gelirlerse, iktidara geçerlerse, daha önce bu mevcut belediye başkanı iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı ve Erciş'in durumu o zaman işler acısıydı. Erciş 200 bine yakın nüfusu olan bir ilçe. 180 bin bandında nüfusu var. 180 bin civarı nüfusu var. Ama bir köyü andırıyor. Küçük bir hizmet yapılmayan bir köyü andırıyor. Sokakları gezdiğiniz zaman bütün şehrin bir sokağa sığdırıldığı, onun dışında arka planda hiçbir hizmetin yapılmadığını, özellikle altını çizerek belirtiyoruz, oyun çıkmadığı mahalleleri cezalandırmışlar. DEM Parti'nin ya da HDP'nin oyları çıkıyordu. %90'ı ceza, %10'luk bir kısma da yarım yamalak hizmetler götürmüşler. Kayyum uygulaması daha çok bölge halkını cezalandırmaya yönelik bir uygulama. Biz iki dönem belediye başkanlığı sürecimiz oldu partimizin. Bir dönem 2 yıl, bir dönemde 6 ay. Bu süreçlerde Erciş ilk defa ulaşımla, toplu taşımayla tanıştı. Onun dışında Mal Meydanı, Saman Meydanı gibi iki tane Erciş'in kalbi olan, ticaretin kalbi olan alanlarda hem restorasyon hem de yeniden inşa olmak suretiyle tertemiz alanlar inşa ettik insanlarımız için. İki tane tatlı su arıtma tesisi kurduk. Bunlarla Erciş'e şu an tatlı su veriyoruz. İnşallah geldiğimizde bunu bütün şehre dağıtacağız. Onun dışında Erciş'te asfalt tesisimiz vardı. Biraz eskimişti. Bunu yenileme çalışmalarımız vardı. Projelerimizi sunduk. Yenisini kuracakken kayyum atandı. Erciş'lilerin yararına olan her türlü yatırımı, faaliyet içerisinde olacağız. İnsanların 2,5 yıllık hizmet sürecimiz boyunca gördükleri o belediyecilik anlayışımızı memnunlardı. Aynısını dört gözle bekliyorlar. İnşallah kazandığımız zaman da kaldığımız yerden belediye başkanlarımızın yarım kalan hizmetlerini devam ettireceğiz. Erciş aslında tamamen bir erkek kenti. Yani dizaynı, tasarımı tamamen erkekleşmiş bir kent. Yani o eril zihniyeti Erciş'te çok net görebiliyorsunuz. Erciş'te kayyum atamalarından sonra tabii kayyumun ilk yaptığı pratik kadın kazanımlarını tek tek rafa kaldırmak oluyor.
Bizim belediyelerimizin döneminde mesela bir kadın yaşam merkezimiz vardı sahil yolunda hayata geçirdiğimiz. Burada kreş vardı. Çocuklu annelerin hem dinlenebileceği hem psikolojik destek alabilecekleri hem de bunu yaparken çocuklarının zaman geçirebileceği bir alan tasarlamıştık. Spor salonumuz vardı. Orada spor yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri atölyelerimiz vardı. Kadınların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için. Birçok hali hazırda projemiz vardı. Kayyum gelir gelmez 2019 sürecinde ilk kilit vurduğu yerlerden bir tanesi kadın yaşam merkezimiz oldu. Mesela bir hastane yolunda kadın misafirhanesi açmıştık. Hastaneye gelen kadınların tedavi süreçleri tamamlanana kadar çocuklarıyla birlikte dinlenebilecekleri, çocuklarıyla ilgilenebilecekleri bir alan yine tasarlamıştık. Bir yıllık kiralamıştık. Kayyum nasıl gelir gelmez hemen kadın misafirhanemizin de kapısına kilit vurdu. Yani kayyum aslında bunun gibi birçok projemiz vardı. Mesela atölyelerimiz vardı, tek tek kapattılar. Ekonomik anlamda kadınlar için projelerimiz vardı, kooperatifler yönünde bunların da önü tamamen kapandı. Yani esasına baktığınızda Erciş özelinde büyük bir kadın sorunu, yani tırnak içerisinde bir erkek sorunu yaşıyoruz. Çünkü Erciş'te kadınların zaman geçirebileceği, temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği mekanlar tamamen yok. Bizim bu anlamda kadınlara dönük yapmak istediğimiz çok fazla proje var. Bu şekilde kadınları bu topluma kazandıracağız. Kadın dostu kentler tasarlayacağız. Kadınların bize yaklaşımı müthiş yani. Biz kadınlardan müthiş enerji alıyoruz. Demin de bahsetmiştik, toplum feodal olduğu için kadınlar erkeklere hiçbir problemlerini anlatamıyorlar. Erkeklerle ortaklaşamıyorlar, çekiniyor. Yani bir korku iklimi var ne yazık ki. Kadınlar çekiniyor. Özgüvenli bir şekilde dertlerini bile, çünkü temel ihtiyaçlarını bile dile getirmekte zorlanıyorlar. Ama kadınlar özellikle DEM Parti'nin bu eş başkanlık sistemi sayesinde kadınlar muhatap alındıklarını görüyorlar. Çünkü bize temsiliyetlerini görüyorlar. Kadın iradesi var. Geliyor bize sıkıntısını çok rahat bir şekilde anlatıyor, derdini anlatıyor, ihtiyacını anlatıyor. 2019 yerel süreçlerini baz alırsak seçim dönemini, o dönem bir 3000 civarı, 3000'e yakın bir oy farkımız vardı ama tabii seçime katılma oranı düşüktü. Yani bu sandığa gelmeyen seçmenin büyük bir kısmı bizim kitlemizdi. Ama şu anda avantajlıyız. Şimdi geziyoruz halkın içinde, 2 dönemdir kayyum atanan bir ilçede yaşıyoruz. Yani belki bu politikalar biraz da halkın iradesini kırma, yıldırma, sandığa gitmesini engelleme alanında yapılan şeyler. Ama bu halkta tam tersine bir etki yaratmış. Halkımız canla başla sandığa geleceğini söylüyor. Geziyoruz ve görüyoruz. Hepsi tek tek gelip oylarını kullanacaklar. Seçime katılma oranı yüksek olduğu zaman da biz umuyoruz ki en az bir 10 bin farkla bu kenti tekrar eski sahiplerine, yani halka iade edeceğimize inanıyoruz. Bize destek olmalarını, bize güç katmalarını istiyoruz. Kimsenin benim oyumla bir şey olmaz demeyeceğini umut ediyorum. Bizim herkesin oyuna ihtiyacımız var. Herkesin oyu kıymetlidir. Özellikle metropollerde yaşayan, çalışan, öğrenci olan gençlerimize çağrımız var. Biliyorsunuz DEM gençliğin partisidir ve biz gençlerin gelip bu sorumluluğu alıp bu kentin yükünü yüklenip bize katkı sunacağına inanıyoruz. Partimiz gençlerin imkanı olmayan gençlerin gelişlerini ve gidişlerini karşılıyor. Buradan tekrar söyleyelim. Bulundukları illerde ve ilçelerde il ve ilçe örgütlerimize gidip isimlerini yazdırıp gelip oylarını kullansınlar, bu kentin kaderini değiştirsinler.